Aziz milletim, Sayın Erdoğan ve ucube sisteminin elinde milletçe zorluklarla mücadele ederek geçirdiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. Her yeni yaş, her yeni yıl yeni bir umuttur. İnanıyorum ki yeni yılla birlikte Türkiye makus talihini yenecek yeni bir siyasi iklim ve kadrolarla hak ettiği huzura erecek. Bu vesileyle yeni yılınızı bir kez daha kutluyor, sevdiklerinizle birlikte huzurlu, sağlıklı, bol ve helal kazançlı, mutlu bir yıl diliyorum. Diliyorum dilemesine ama maalesef yeni yıla zam kabusuyla girdik. Biliyorsunuz AK Parti iktidarı 20 Aralık akşamı faiz indiriyorum deyip aslında faiz arttırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı %50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı. Zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yıl zammını da çarpmış oldu. Ez cümle, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun. Yeni yılın daha ilk saatlerinde rekor seviyede zamlarla girdik. Doğalgaza, konutta %25, sanayide %50 zam geldi. Benzine 68 kuruş zam yapıldı. Sadece Aralık ayında LPG fiyatları %80 arttı. Elektriğe %52 ila %130 oranında zam geldi. Köprü geçişlerinde çift yönlü tarifeye geçildi. Değerli dava arkadaşlarım, artık takke düştü, kel göründü. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır. Bu iktidarın bu saatten sonra Türkiye'ye vereceği tek şey daha çok yoksulluk ve daha çok acıdır. Bu kadar basit. Sayın Erdoğan, biz üzerimize düşeni yaptık. Bu kürsüden seni defalarca uyardık. Yanında iş bilen 3-5 kişi vardı. Onların da görevine son verdin. Ekonominin E'sinden anlamayan insanları göreve getirdin. Damat kadar başınıza taş düşsün derken damadının manevi halefi Nurettin Nebati gibi bir liyakat abidesini ekonominin üstüne meteor gibi düşürdün. Sana kaç kere söyledim. Önce ekonomiye olan güveni tesis edeceksin. Bunun başka yolu yok dedim. Peki sen ne yaptın? Aynı hataları inatla tekrarladın. Ekonomiye güven aşılayacağına herkesi dehşete düşüren adımlar attın. Hazinenin başına bakan diye getirdiğin Nebati kuyruklu yıldızı milletimiz çarpıldıkça utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Hal böyleyken şimdi ben de sana sormak istiyorum Sayın Erdoğan. Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu? Mesela elektrik faturaları %127 artınca kara kışta doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin gözlerin de ışıldıyor mu? Mesela TÜİK'in makyajlı rakamlarında bile gıdadaki fiyat artışı %43.8, ulaşım masrafları %53.6, ev eşyaları %40.9 zamlanmış. Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Mesela üreticinin enflasyonu %79'a dayanmış, henüz ürünlere yansımamış, %43 zam daha var. Esnaflarımız, KOBİ'lerimiz iflasın eşiğindeyken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Mesela pek de örtülü olmayan faiz artırımından sonra dolar düştü. Haydi etiketleri indirin diye kürsülerden esiyordun. Peki 31 Aralık gecesi
kendi kendini bir kez daha yalancı çıkartıp milletin sırtına zamları bindirince senin de gözlerin ışıldıyor muydu Sayın Erdoğan? Bu millet sana döviz kurlarını artır diye oy vermedi. Bu millet sana faizleri yükselt diye oy vermedi. Bu millet sana hayat şartları iyileşecek, iş imkanları artacak diye oy verdi. Bu millet sana daha kolay ev sahibi, araba sahibi olmak için oy verdi. Ama sen sözünü tutmadın. Milletimizle yaptığın sözleşmeye ihanet ettin. Artık yeter. Milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok. Lafı uzatmaya, boş gündemlerle tribünlere oynamaya gerek yok. Çünkü sen istesen de istemesen de, kızsan da bozulsan da millet iradesinden kaçış yok. O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Bunun artık lahmacunu yok.